Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Realme C55 cep telefonunu inceliyorum. Geçtiğimiz günlerde Türkiye lansmanı yapılan Realme C55'in ben bir lansman etkinliğine katılmıştım. O etkinlikte bu telefonları gördüm ve etkinlikten sonra da telefonlar teste geldi ve ben de hızlıca sizler için test etmek istedim. Şimdi ben her zaman yaptığım gibi telefonun bir dış görünümünden bahsetmek istiyorum ama birazcık farklı yapacağım. Bu sefer arkasından başlayacağım. Gördüğünüz gibi arka tarafta çok büyük bir, iki tane daha doğrusu telefon kamerası bulunuyor. Bunlar gerçekten de çok büyük arkadaşlar. Ben daha önce Realme 10 telefonunu incelemiştim. Ondakinden de büyük bir kamera kullanılmış. Bu kameranın hemen yanında böyle köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen şeklinde parlak bir alan bulunuyor. Bu arada telefonun arka kısmı çok güzel yanar döner bir özel bir şekilde bir malzemeyle kaplanmış. Böyle plastik sıradan bir şey değil arkadaşlar. Marka bunun için özellikle uğraşmış. Her çevirdiğinizde de böyle farklı farklı renk ışık efektleri oluşuyor. Hani böyle yanar döner de değil ama çok değişik olduğunu söyleyebilirim. Yani böyle çevirdikçe bakın şu anda ekranda. Hatta ben bunu detaylarda size koyacağım. Gördüğünüz gibi çok farklı renkler böyle şelale gibi akıyorlar. Çok güzel. Ben bu arka tarafı çok beğendim. Bunun dışında bu arka parlak yüzeyin üzerinde bir de LED lambamız var. İki tane kamera zaten eşit olarak konumlandırılmış durumda. Yani boyut anlamında söylüyorum. Gelelim ön tarafa arkadaşlar. Ön tarafta da köşeleri yuvarlatılmış ve çok güzel bir çerçevesi olan bir ön taraf bizi karşılıyor. Sağdaki, soldaki ve üstteki boşluklar çok fazla değil. Alt kısımda bir parça daha boşluk var ama bu göz yoran ya da kullanıma engel olacak bir boşluk değil. Kamera tam üst kısımda ortaya konumlandırılmış. Parmağımıza dokunduğumuz zaman da kamerayı hissedemiyoruz. Onu da söyleyeyim. Yani bir delik şeklinde değil. Önden baktığımızda sağ yan yüzde parmak izi okuyucu entegre edilmiş güç tuşu. Onun hemen üst kısmında bulunan ses açma kapama tuşumuz bulunuyor. Sol tarafta sim kart yuvası var. Üst tarafta herhangi bir şey yok arkadaşlar. Alt kısmı çevirdiğimizde ise 3.5 mm'lik kulaklık çıkışı, mikrofon deliği, USB tip C bağlantısı ve hoparlör deliklerini görebiliyoruz. Bu genel görünümden sonra şimdi gelelim Realme C55 cep telefonu teknik özelliklerine. 6.72 inçlik Full HD Plus 1080'e 2400 piksel IPC LCD bir ekranımız var. Ekran gövde oranı %91.4. 90 Hz ekran yenileme hızımız var. 8256 ya da 628 GB olmak üzere iki farklı RAM depolama seçeneğimiz bulunuyor. 16 GB'a kadar sanal RAM özelliği var. 6 GB'lık sürümde bu değer 12 GB'a kadar oluyor. MediaTek Helio G88 işlemci, Android 13 işletim sistemi, Realme UI 4.0 arayüzü, 64 megapiksel artı 2 megapiksel olmak üzere bir ana kameramız ki 2 megapiksel burada alan derinliği oluyor. 8 megapiksellik bir ön kameramız var. 1080p 30 fps video kayıt yapabiliyor. Hem ön hem arka kamera. Çift sim kart desteğimiz bulunuyor. NFC özelliği var. Bu önemli. Güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu olduğunu söylemiştim. 5000 mAh'lik pil. 33 watt'lık SuperVOOC hızlı şarjı olduğunu da söyleyeyim. Şimdi gelelim kullanım deneyimine. Telefonda teknik özelliklerde söyledim. Helio G88 işlemci var dedim. Bu işlemci orta seviye cep telefonlarında sıklıkla karşımıza çıkan bir işlemci arkadaşlar. Günlük ihtiyaçları görebilecek bir işlemci. Oyun tarafında da sizi yarı yolda bırakmayacak bir işlemci. Sosyal medyada gezinmek ve diğer işlemleriniz için de çok rahatlıkla işinizi görebilecek güzel bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. İşlemcinin biraz teknik özelliklerinden bahsetmem gerekirse 12 nanometre teknolojisiyle geliştirilmiş 8 çekirdekli bir işlemci. 2 tane 2 GHz Cortex A75, 6 tane 1.8 GHz Cortex A55 olmak üzere 8 çekirdek oluyor toplamda. AnTuTu puanına baktığımda 273 bin civarında olduğunu söyleyeyim. PCMag testi yaptım ben. 8893 puan verdi arkadaşlar. Aynı zamanda Geekbench testi de yaptım. Single Core'da 434, Multi Core'da ise 1449 puan aldığını söyleyebilirim. Yani günlük işler için fazlasıyla yeterli bir işlemci var. Oyun tarafında da güzel özellikler sunuyor. Onu da altını çizmek isterim arkadaşlar. Dünyanın ilk XCD ekran yonga seti, ilk Real Hidden Hyper Touch Virtual Triggers, ilk Super 4'lü N28 aktif anten değiştirme ve GT Mod 3.0 C55'te bir araya geliyor. Bu da özellikle oyunlarda performans konusunda sorun yaşamayacağınız anlamına geliyor. Tabii ki işlemcinin sınırlarında ve orta seviye bir telefon kullandığınızın farkına vararak söylüyorum bunları. Şimdi gelelim telefonun belki de en ilginç özelliğine, mini kapsül. iPhone'da kullanılan bir teknoloji Dynamic Island, dinamik adı olarak Türkçe'ye çevrildi. Bu teknoloji neydi? Bu ekranın üst kısmındaki kameranın olduğu bölüm biraz genişliyor ve genişleyince orada çeşitli bildirimler vesaire çıkıyor. Bu konuda Apple gerçekten de güzel bir iş başarmıştı. Bugüne kadar bu özelliği farklı uygulamalarla Android telefonlarda da kullanabiliyordunuz. Ama Realme bunu standart bir özellik olarak getirmiş ve bence çok da güzel olmuş. Farklı farklı kullanılabilir.
kullanım senaryoları var. Ben şimdi biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi mini kapsülün 3 farklı kullanımı var. Bir tanesi batarya ve şarj durumlarında ortaya çıkıyor. Telefonu şarja taktığınız zaman ekran büyüyor ve size işte ne kadar şarj olduğunu, ne kadar olduğunu, olmadığını veya SuperVOOC'un aktif olup olmadığını gösteren bir bar çıkıyor. Oradan şarj durumlarını vesaireyi kontrol edebiliyorsunuz. İkinci senaryo ise veri kullanımı. Veri kullanımında da yine ne kadar veri kullandığınızı oradaki ekrandan görebiliyorsunuz. Oradaki mini kapsül alanında görebiliyorsunuz. Üçüncü kullanım ise arkadaşlar adım istatistikleri. Her gün saat 9'da o gün kaç adım attığınızı gösteriyor orada o şekilde bar. Birçok bilgiyi orada görebilmenizi sağlıyor. Benim hoşuma gitti bu. Bunu tamamen kapatabiliyorsunuz ya da belli şu özellik açık kalsın, bu özellik aktif olsun diyebiliyorsunuz. Yani bu 3 tane senaryo anlattım. Bunları Realme Labs diye bir bölüm var ayarlar kısmında. Oradan isterseniz açıp isterseniz kapatabilirsiniz. Yani kullanmak zorunda değilsiniz bu özelliği ama kullandığınız zaman da oldukça eğlenceli olduğunu söyleyeyim. Bence güzel bir özellik olmuş, hoş bir özellik olmuş. Telefona da renk katan bir özellik olmuş. Onu da altını çizeyim. Biraz da telefonun kutu içeriğinden bahsetmek istiyorum. Hemen yanımda görüyorsunuz kutusunu, standart bir Realme kutusu. Turuncu renkli, güzel, hoş. İçinden adaptör çıkıyor. Bu önemli. Biliyorsunuz son dönemde bazı markalar artık adaptör koymamaya başladı. Realme'de 33 watt'lık SuperVOOC adaptör çıkıyor. Kılıf çıkıyor. Bu kılıfla da birlikte telefonu çok güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. İhtiyacınız olabilecek her şey kutuda var. Şimdi telefonda 8 GB RAM dedim. 16 GB'a kadar bu RAM'i arttırabiliyorsunuz. Ama teknik özelliklerde söyledim. Telefonun iki farklı sürümü var. 628 yani 6 GB RAM, 128 GB depolama ya da 8 GB RAM, 256 GB depolama. Şimdi bana gönderilen test sürümü 8 GB RAM'e sahip ve 256 GB depolamaya sahip ki bence bu çok güzel olmuş. Yani herhangi bir şekilde yer ihtiyacı olmayacak bir depolama alanı 256 GB. RAM tarafında da 8 GB RAM var dedim. 8 GB'da siz isterseniz 16 GB'da sanal RAM'le tamamlayabiliyorsunuz. 6 GB'lık sürümde 12 GB'a kadar tamamlıyorsunuz. 8 GB'lık sürümde 16 GB'a kadar. 8 GB da yeterli ama hani bazen çok böyle ağır bir şey açmak gerektiği zaman vesaire belki bir 8 GB daha isteyebilirsiniz. Orası tamamen size kalmış. İstediğiniz gibi onu arttırıp azaltabiliyorsunuz. Ekran yenileme hızı 90 Hz söylediğim gibi ve telefonun ekranı gerçekten de güzel bir şekilde kullanılıyor. 90 Hz olması bence güzel olmuş. Bunu isterseniz otomatik bırakabiliyorsunuz. Yani oyunlarda veya işte film izlerken, video izlerken 90 Hz otomatik seçmesini isteyebilirsiniz. Ya da siz manuelde yapabiliyorsunuz. O tamamen size kalmış durumda. Telefonun bu arada 7.9 mm inceliğinde olduğunu söyleyeyim. Oldukça güzel ve ince bir telefon. Söylediğim gibi tasarım tarafında tutması ve taşıması da oldukça kolay. Şimdi gelelim kamera tarafına arkadaşlar. Realme bu konuda dersini iyi çalışmış. Gerçekten de güzel bir kamera yapmış. Arkada ikili bir kamera var. 64 artı 2 olmak üzere. Yani 64 megapiksel bir ana kameramız var. 2 megapiksellik bir alan derinliği kameramız var. Bu arada 64 megapikseli de doğrudan menüye koymuşlar. O da güzel olmuş. Onu söyleyeyim. Ön taraftaki kameramız ise 8 megapiksel. Şimdi bir menüden de bahsetmek istiyorum. Hatta gerçek zamanlı bir kayıt yapmak istiyorum. Hemen kaydı da, ekran kaydını da başlatayım. Evet, kameramızı açtığımız zaman bir 1x geliyor. Hemen basıyoruz 2x ve burada gördüğümüz gibi 6x'e kadar çıkan bir zoom söz konusu. Önce bir fotoğrafla geliyor. Fotoğrafta baktığımız zaman HDR'miz var. Arkadaşlar bunu isterseniz kapalı, açık, otomatik yapabiliyorsunuz. Bunun dışında baktığımızda çeşitli canlı renkler modu var mesela burada. Ayrıca çeşitli efektler de var. Burada filtreler karşımıza çıkıyor. Bunlar ne var? İşte filtreler içinde bir sürü böyle farklı farklı filtreler var. Bakın burada görüyorsunuz bir sürü farklı renk seçenekleri vesaire buradan değiştirebiliyoruz. Şimdi ben bunu tekrar eski haline geri getireyim. Evet, geri getirdik. Öte taraftan ne gibi özellikler var? Video var. Video tarafında söylemiştim. 1080p 30 fps kayıt yapabiliyor. Sokak diye bir bölüm var. Bunu başka bir Realme telefonda da karşıma çıkmıştı. Realme 10'da. Onda da böyle bir özellik çıkmıştı. Burada mesela 24 milim diyor. Hemen bakıyoruz 60 milim sonra da 120 milimetre çıkıyor. Yani zoom girmiş oluyorsunuz. Burada sokağa açtığımız zaman arkadaşlar şöyle bir fark oluyor. Burada da yine efektleri kullanabiliyorsunuz. Bakın burada bir sürü efekt var. Farklı farklı efektler var. Telefon belli ayarları otomatik olarak yüklüyor sokak fotoğrafçılığı modunda. Bunda da daha önceki bir algoritma varmış. Onu bize söylemişler toplantıda. O algoritmaya göre ayarlıyor. Bence bu da enteresan bir özellik. Hiç örneğini gördüğüm bir şey değil. Gece modu var. Şimdi gece modunun bir güzelliği var. Onu şimdi hemen söyleyeceğim. Hem ana kamerada çalışıyor hem ön kamerada çalışıyor. Bence bu güzel. Yani bu seviyedeki telefonlarda pek bulunmayan bir özellik bu. Onu da söylemiş olayım. Bunun dışında biraz daha bu tarafa doğru bir geçelim bakalım. Portre modumuz var zaten. 64 megapiksel modunda yine ana menüde olduğunu söylemiştim sizlere. Daha fazla dediğimiz zaman da ağır çekim, hızlandırılmış, profesyonel ve panorama olmak üzere 4 tane de farklı mod bizi karşılıyor. Ön tarafa gelecek olursak ön kamerada da yine
Arkadaşlar şu anda mesela ben kendimi çekeyim. Hatta bunu da koyacağım örnek fotoğrafların içine. Evet, kendimi çektim şu anda. Bunu da örnek fotoğraflarda izlersiniz arkadaşlar. Fotoğraf modumuz var, video modumuz var ve gece modumuz var. Bu şekilde aynı zamanda portre modunda yine bu ön kamerada da kullanabiliyorsunuz. Daha fazla geçtiğimizde ise hızlandırılmış ve panorama ön tarafta da kullanılıyor arkadaşlar. Ya güzel modları var, onu söyleyebilirim. Bir de kamerada bazı düzenlemeler de yapılmış arkadaşlar. Yani kamerada ne gibi düzenlemeler yapılmış? Daha büyük bir sensör kullanılmış. Daha büyük sensör kullanıldığı için fotoğraf kalitesi ve çözünürlük de bir şekilde daha artmış durumda arkadaşlar. Ve hani orta seviyeye göre konuşuyorum. Bakın burası önemli. Orta seviyeye göre oldukça iyi bir kamera var. Hani orta seviyenin üst kısımlarında yer alan bir kalite sunuyor bize Realme C55. Şimdi Realme C55'te çektiğim örnek fotoğraf ve videoları bir izleyelim. Daha sonra incelemeye devam edeceğim. İzlemekte olduğunuz bu videoyu Realme C55'in ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. Hem ön hem arka kamera 1080p 30fps video kayıt yapıyor. İşte farklı ışık şartlarında ön kameranın performansı bu şekilde. Genel olarak kendi kategorisindeki telefonlar gibi bir performans sunduğunu da söyleyebilirim. Gelelim pil ve şarj konularına. 5000 mAh'lik bir pilimiz var. Kutusundan 33 Watt'lık SuperVOOC hızlı şarj çıkıyor demiştik. 63 dakikada bu telefonu 0'dan 100'e kadar şarj edebiliyorsunuz. Güzel bir özellik bence. Aynı zamanda 29 dakikada da %50'ye kadar şarj etmeniz mümkün. Bunun için önemli şundan dolayı arkadaşlar. Dışarı çıkacaksınız, bir bakıyorsunuz telefonun şarjı %10. Normal yavaş çalışan bir telefon, yavaş şarj olan bir telefonla bunu beklemeye kalksanız yarım saat, bir saat beklemeniz gerekiyor. Bu telefonla en azından 10 dakika bir şarj edeyim de hani %30 falan olsun deyip yola devam edebilirsiniz. Bence güzel bir özellik bu. Bu arada ben bütün telefonlara yaptığım gibi PCMag bateri testi yaptım. 12 saat 48 dakikalık, yani neredeyse 13 saatlik bir değer elde ettim. 10 saatin üzerinde olan telefonların 1,5 günü rahat geçirdiğini gördüm arkadaşlar. 15 saat ve civarında olanlarsa böyle 2 güne doğru zorluyorlar. Bu telefon da yaklaşık 13 saate kadar bir pil ömrü verdiği için tahminime göre 1,5 günü, hatta biraz zorlarsanız böyle 2 güne yaklaşan bir sürede pil ömrü olacaktır diye tahmin ediyorum. Öte yandan cep telefonları incelemelerinde bu tarz özellikleri söylüyorum. Bunlardan bir tanesi stereo hoparlör bulunmuyor ama telefonda Realme'nin Ultra Boom adını verdiği bir ses yükseltme teknolojisi bulunuyor ve %200'e kadar sesi arttırabiliyorsunuz ki ben bunu denedim, gerçekten de ses çok güçlü çıkıyor, yüksek çıkıyor. Ama stereo değil fakat güçlü bir ses olduğunu söyleyeyim. Ek olarak telefonda NFC özelliği bulunuyor. NFC'yi neden önemsiyorum? Biliyorsunuz artık böyle İstanbul'da yaşıyorsanız, eğer İstanbul kart, başka illerde yaşıyorsanız o illerin kartlarını vesairelerini, böyle otobüs kartlarını, ulaşım kartlarını NFC ile doldurup NFC ile özelliklerini görebiliyorsunuz. Bence standart olarak gelmesi güzel olmuş. NFC özelliği sayesinde böyle ulaşım kartlarını yükleme, doldurma, boşaltma, içini görme vesaire gibi şeyleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Hatta bu üründe 360 derece NFC özelliği var. Yani telefonun normalde belli bir bölgesine dokundurmanız gerekiyor NFC'nin çalışması için. Bunda oldukça geniş bir alanda anten dağıtıldığı için arka yüzeye, istediğiniz herhangi bir dokunduğunuz zaman NFC otomatik olarak aktif oluyor. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere Realme C55 cep telefonu özelliklerini anlatmaya çalıştım.
Olur ya, benim anlatmayı unuttuğum, sizin merak ettiğiniz konular, bölümler mutlaka vardır. Yorumlarda fikirlerini yazmaktan çekinmeyin. Ben de elimden geldiğince hepsini yanıtlamaya çalışacağımı söz veriyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bunu her videonun sonunda söylüyorum. Belki bazen sıkılıyorsunuz ya, yeter artık zaten aboneyiz falan diyorsunuz ama olmayanlar da var. Bakıyorum istatistiklere. Büyük bir çoğunluk olmayan, yani kanala abone olmayanlardan oluşuyor arkadaşlar videoyu izleyenler. O yüzden abone olmayanlar da olursa çok sevinirim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri yine açıklamada mevcut. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz çok sevinirim. Farklı bir incelemede, farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.